girişimcilik dünyasıyla karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada oldukça değerli konuklarımız var ama neler konuşacağız? Şimdi startup ekosistemini konuşacağız. Son dönemde çok konuşulan, tartışılan elbette oyun sektörü. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Türkiye çok yol kat etti. Orada yapılan yatırımları da spesifik olarak konuşacağız. VC'ler, venture capital'lar, melek yatırım ağları ve genel olarak aslında yatırımcıların algısı pandemiyle nasıl değişti? Teknoloji üreten ve teknoloji kullanan şirketler ve sektörler arasında bir ayrışma var mı? Detayları birazdan Comex kurucusu ve CEO'su Fırat İşbecer ile ele alacağız. Sonrasında TikTok kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk olacak. Fırat'ın da aslında bu startupta, bu projede yatırımcı şapkası var. Oradan da değerlendireceğiz ve lojistik tarafı, o taraftaki ağlar, yatırımlar, bunu da Ersan Öztürk ile masaya yatıracağız diyelim ve vakit kaybetmeden hemen Fırat'a gidelim. Fırat, hoş geldin yayına. Merhaba güzel, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyisindir umarım. Şimdi tabii içinden geçtiğimiz dönem gereği yatırımcı şapkasını taşımak, doğru projeyi seçmek zor, oldukça zor. Gerçi ne kadar startuplar ya da yatırımcılar risk bizim için bir fırsattır dese de pandemi tabii her sektörü zorladı. Sen de uzun yıllardır aslında bu ekosistemin içindesin. Gerek kendi startupların gerekse yatırımcı kimliğinle. Biraz senden alalım. Yani şu son birkaç senedir dünyadaki ve Türkiye'deki trendi nasıl görüyorsun ekosistem için? Şöyle aslında çok böyle zamanında biraz böyle adam olacak çocuk muamelesi gören bir sektördü startup sektörü. Son iki senede maalesef pandeminin gelişiyle birlikte bir yandan da bir pozitif etkisi oldu ve o adam olacak çocuk aslında hem adam oldu hem de aslında çok da önemli bir oyuncu haline geldi. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde bizim 15-20 senedir yakından takip ettiğimiz ekosistem çevre ilgi gören sistemlerden bir tanesi olmaktan merkeze taşındı açıkçası. Türkiye bu alanda yani geri kaldığımız birçok alan var ama bu alanda bence çok öncü, çok da iyi gidiyor. Özellikle Türk girişimcilerini, Türk startuplarını, Türk şirketlerinin geldiği noktaları ben çok takdir ediyorum. Ülkemizin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak kalkınmasında da çok büyük rol oynayacaklarını düşünüyorum. Bu son iki senede bunun hızlanması açısından ve genel olarak genel Türk ekonomisinin ve Türk sanayisinin de ilgisinin artmasıyla iyi bir noktaya doğru geldiğimizi düşünüyorum. Peki Fırat, biraz burada istersen senin özelinde yaptığın yatırımlardan ve startuplardan bahsedelim. Hangi alanlarda hikaye olduğunu düşünüyorsun? Tabii bu dönemde her koyun kendi bacağına nasıldı? Yani her sektörün bir eni vardı ya da her sektörün bir en zayıf halkası vardı, iyi ya da kötü. O yüzden çok da genelleme yapılmıyor sektörlere ilişkin ama en azından işte oyun sektörü ya da e-ticaret, lojistik, bunlarda biraz daha fazla ilginin arttığını gördük. Oradaki gözlemin ne ve hangi projelerin içindesin şu an? Yani ben kendi girişimcilik hikayemden örnek vermek gerekirse biz abim Fatih İşbecer'le birlikte 2000'li yılların ortasında 2006-2005'te mobil teknolojilere ve mobil yazılımlara girdik. Oradan mobil bankacılık, ödeme sistemleri altyapıları üzerine odaklandık ve gerçekten oradaki önemli bir treni yakaladığımızı gördük. iPhone'un ve Android'in de çıkışıyla birlikte, akıllı telefonların çıkışıyla birlikte çok enteresan bir noktaya doğru gitti. 10 sene, 15 sene sonra tabii bu artık böyle günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Yeni teknolojiler bile diyemiyoruz artık. Şu anda peki neler oluyor? Aslında çok büyük organizasyonel ve teknoloji ihtiyacı olan çok büyük sektörlerin dönüştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye'nin aslında 1970'lerden beri lokomotifi olduğu bir tekstil sektörünün e-ticaret adı altında değiştiğini görüyoruz. İşte ulaşım sektörünün birazdan konuşacağımız işte TikTok gibi mobilite startuplarıyla başka bir noktaya geldiğini görüyoruz. Oyun sektörü 80'lerden 90'lardan beri oynadığımız işte oyunların cep telefonuna girmesiyle Türk yazılımcıların ve Türk tasarımcılarının bunu çok iyi noktalara getirmesiyle lokomotif bir sektör haline geldiğini görüyoruz. Bunların hepsi aslında Türkiye'nin de hangi alanlarda kuvvetli olduğunu ve hangi alanlarda ulusal değil uluslararası global katma değer yaratabileceğini bizlere gösteriyor. Bu anlamdan da hani bu birkaç sektöre odaklanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ben kendim melek yatırımcı olarak bugüne kadar yaptığım hani pozitron satışından sonraki elde ettiğimiz katma değer ve know-how'la yaptığımız yatırımlarda genelde bu tip sektörlere baktık ama çok da sektörden bağımsız Türk girişimci olmasına ve Türk girişimcilerin yurt dışında olmasına veya yurt içinde olması da gelişmiyor. Yani dünyadaki bütün Türk girişimcilere baktık. O yüzden bizim açımızdan hem bu sektörler önemli hem de Türkiye'nin potansiyeli de önemli.
Şimdi pozisyondan bahsettim. Ben biraz bu tarafa açayım istiyorum. Çünkü bir yandan Endeavor'ın da içindesin. Oradaki oraya üye melek yatırımcılardan da bir tanesin. Ve global tarafta da aslında startup hikayelerini kovalıyorsunuz. Şimdi bizi izleyen eminim birçok girişimci var. Gerek tohum aşamasında, gerek startup ya da scale-up'lar da var. Öncelik ne olmalı? Yani elbette projeye ve startup'a göre değişiyor ama hani önce Türkiye pazarını hedefleyip sonra yurt dışı piyasalar mı, yoksa yurt dışı pazardan da başlamak gerekli mi? Oradaki belki projeye göre vizyonu nasıl görüyorsun ve senin beraber çalıştığın startup'larla ilgi nasıl? Ya öncelikle aslında yani önceliklendirmesi gereken birçok şey var. Ben hani yatırımcı olarak ilk baktığımda her şeyden önce hani bu girişimci ve ekibi doğru ekip mi, ona bakıyorum. Çünkü yurt içi yurt dışı pazar ayrımına gelene kadar diyorsun. Aslında önce ekip değil mi önemli? Tabii. Yani şimdi yurt içi diye yani mesela Getir gibi bir startup'ın yurt içinde başlamış olması bir onlar için bir engel olmadı. Bütün Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyorlar şu anda. Keza diğer startuplar da var. Yani biz Türkiye ile başladık, daha sonra globale çıkacağız diye. O yüzden böyle hani ilk günden tabii global düşünen startuplar çok doğru, çok güzel. Güzel de bir orada dövizle para kazanma ihtimalleri var ama bu ekip bunu yapabilir mi? Bu genişlemeye haiz mi? İkinci sorum, üzerinde çalıştıkları ürün, üzerinde çalıştıkları pazar yeterince büyük mü? Yani muhteşem bir ürün yapabilirler, çok başarılı bir girişimci olabilir. Birkaç ortak acayip kaliteli bir ürün yapabilirler ama yeterince büyük bir pazara hitap ediyor mu? Bence bizim girişimcilerdeki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çok sevdikleri, çok böyle kendilerini de oyalandıkları niş pazarları buluyorlar ve oralarda çok iyi ürünler ortaya çıkartıyorlar ama bunun yüz milyonlarca dolar veya milyar dolar seviyesine gitmesi için gerçekten büyük bir pazar olması lazım. Biraz da bunlara bakıyorum. Bu ikisine baktıktan sonra bayağı bir eleniyor zaten. O filtrelemeden sonra daha işte iş planı, büyüme planı, ürünün kalitesi, detaylar, o pazardaki rakipler falan, onlara bakıyoruz. Peki Fırat, tabii TikTok'ta aslında birazdan Ersan'ı da alacağız. Biraz senden girizgah rica edeyim o tarafa ilişkin. Sen ilgilendiğin yine startuplardan bir tanesi ve lojistik, araba kiralama, bu ihtiyaçlar zaten bu dönemde daha da arttı. Oradaki hikayeyi nasıl gördün? Bundan sonraki döneme dair belki de yatırımcı kimliğinle o projelerde olmak için seni neler motive etti? Yani Türkiye'nin çok kuvvetli olduğu birkaç alan var. Demin de söylediğim işte yani tekstilden gelen e-ticarete dönüşüm muazzam bir destek oldu. Oyun sektöründe şu anda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Lojistik alanında ve gıda alanında işte yine unicorn dediğimiz o dev firmalar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ben ulaşım alanında da çok ciddi bir global oyuncu yetiştireceğimize inanıyorum. Buna neden inanıyorum? Çünkü Türkiye ulaşımın çözülmesi zor bir noktasında. Yani ulaşımın zor olduğu ülkelerden bir tanesi ama yeterince de büyük bir ülke. O yüzden ulaşım ağı da gittikçe büyüyen, gelişen bir ülke. Ama şehir içi ulaşımda sıkıntılar var. Şehirler arası ulaşımda hep yenilikler var. İşte yeni otoyollar açılıyor. Farklı ulaşım sistemleri deneniyor. Hep böyle havacılık konusunda belki Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani fokur fokur kaynayan bir kazan Türkiye bu anlamda. Burada oluşan sıkıntılar, engeller veya büyüme sancıları ileride farklı ülkelerde ve farklı coğrafyalarda bir şekilde replike edilebilir diye düşünüyorum. Ve ulaşım tarafına ciddi anlamda bir yatırımcı olarak ilgilenmiştim açıkçası. Bu esnada pandemiyle birlikte tabii kurulan ve çok kısa bir süre içerisinde çok iyi noktalara gelen TikTok'la yolumuz kesişti. Çok detay vermek istemiyorum ama oradaki tabii kurucular da çok tecrübeli ve ulaşım sektöründe Türkiye'de hani en konuya hakim ve en potansiyeli yüksek kişiler oldukları için hani oradaki ikna süreci çok kısa sürdü. Ve metriklerine baktığımızda da Türkiye'de pandemiyle birlikte özel araç konusundaki ilgi, satın alma, yüksek ÖTV oranları dolayısıyla kiralama gibi aktivitelerin patladığını görüyoruz iyi anlamda. Çok ciddi bir büyüme var burada ve gerek marka duruşuyla, gerek büyümeye olan potansiyeliyle ve aynı zamanda bunu yönetebilme yeteneğiyle TikTok benim için çok ayrı bir noktaya gitti ve orada kurucusu, şimdi Ersan'la da konuşacağız. Onun da tabii pozitif bakmasıyla birlikte ben bu maceranın bir parçası oldum yatırımcı şapkamla. Çok heyecan verici. Sadece Türkiye uluslararası anlamda bir başarı hikayesi çıkabileceğine inanıyorum. Hem marka anlamında hem de organizasyon anlamında. Buna çok hakim ve yapabilecek düzeyde bir ekip.
Şimdi bir potansiyel müşteri ya da kullanıcı olarak düşünüyorum. Bir günde taksiye ne kadar para veriyorum? İşte işe geliyorum, işten eve gidiyorum. Arada tabii başka yerlere de uğramam gerekiyor. Kabaca o hesabı yaptığımda acaba bir günlük TikTok'tan araba kiralasam neye mal olur? İlk bu aklıma geldi ama bunu da soracağım. Ersan hoş geldin. TikTok kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk bizimle. Hayırlı olsun yeni proje diyelim ve hemen ben sözü sana vereyim. Benim de sorularım var ama evet, biraz senden dinleyelim TikTok'ı. Merhaba, hoş bulduk. Sesin geliyor mu? Evet, duyabiliyoruz seni. Tamam. Teşekkür ederim yayına davetiniz için. Pandeminin ortasında heyecan verici bir proje olarak başlattık. Geçtiğimiz Mayıs ayında TikTok'a. Geçtiğimiz haftada ilk yatırım turumuzu tamamladık. Sağ olsun Fırat ve Nevzat gibi Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarından bazı tanıdıklarımız da projeye inandılar ve destek oldular. Çok kısa zamanda pazarda bilinen bir marka haline geldik açıkçası. Bekliyor muyduk? Evet, bekliyorduk. Çünkü pandemiyle birlikte özellikle kişisel ulaşım olan talebin çok ciddi şekilde artacağını düşünüyorduk. Tahminimizden biraz daha hızlı oldu. Özellikle Türkiye'deki konjonktürden dolayı. Bakalım şimdilik işler planlandığı gibi gidiyor diyebiliriz. Peki Ersan, tabii benim de fikrim var diye bizi izleyen çok kişi var ve ben hep bunu katılımcılara soruyorum. Şimdi TikTok iş fikir aşamasından hayata geçmeye başlayınca, az önce Fırat önemli bir şey söyledi. Ekip benim için önemli dedi yatırım yaparken. Yatırımcı ararken elbette ekibi anlatıyorsunuz, iş fikri önemli ama burada bence sermaye de önemli. Çünkü bu da merak ediliyor. Nakit akışının zorlandığı bu gibi dönemlerde diyelim. Çünkü faizler de çok yüksek. Biraz buna da dikkat çeker misin? Paylaşır mısın bizimle? Yani ne kadarlık bir sermayeyle kurduğunuz paylaşabiliyorsan yatırımcı turları neden önemliydi TikTok için? Doğru. Biraz geriye sarmak gerekiyor. Hı-hı. Öncelikle araç paylaşım sektörü özellikle akıllı telefonlardan sonra biraz kabuk değiştirdi. 2003 yılından beri biz aslında Hı-hı. izlediğimiz bir iş. Zaman zaman Türkiye'de çeşitli teşebbüsler de oldu. Ama biraz doğru zamanı beklemek gerekiyor. Şimdi insanlar cep telefonu kullanımına çok alıştılar. Biz de aslında bir rahatlık sağlıyoruz. Dolayısıyla biz masaya ne getirdik? Her şeyden önce filo kiralama otomotiv sektöründeki 18 yıllık tecrübemiz var. Bunu getirdik. Bu işin tabii rengini çok değiştiriyor. Bugün hali hazırda 2000'e yakın aracımız var aktif olarak kullanılan. Bugün Türkiye'deki ortalama araç fiyatlarına baksanız yaklaşık 250 bin liradan 500 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunlar zorlayıcı etkenler ama aynı zamanda işin farklı bir boyuta taşınması için de sizi potansiyel rakiplerden ayıran unsurlar. Ciddi bir yatırım gerektirdi ve özellikle ilk sene boyunca da çok ciddi bir nakit akışı oldu. Yaklaşık 50 milyonların üzerinde diyebilirim. Ama bu anlamda tüm metrikler pozitif yönde ilerliyor. Peki şimdi kurumsal şirketlerin yeni iş fikirleriyle içlerinden bir startup doğması. Yani hedef filoyu tabii ki startup olarak adlandıramayız ama TikTok bir startup olarak adlandırılıyor. Ben bu değişime çok önem veriyorum. Çünkü Türkiye'de çok büyük holdingler var, çok büyük aile şirketleri var. Bu dönüşümü sağlayamamış bir sürü şirket var. Yani ISO 500'ün yarısına baktığınızda startup kelimesinin karşılığını bilebiliyorlar mı? Çok emin değilim. O yüzden ben burada da biraz farkındalık yaratmanızı rica edeceğim her ikinizden de. Önce Ersen sana sözü vereyim. Sonrasında Fırat'ın da görüşlerini alacağım. Kurumsal hayat, kurumsal şirketler, büyük yapılar ne kadar sıcak bakıyor ya da neden bakmalı? Aslında tam da bahsettiğiniz hikaye bizim şirketimizde yaşandı. Biz aslında TikTok'u 2017 yılında kurduk. Ve önce kurumlara yönelik araç paylaşım alanında faaliyet göstermeyi hedefliyorduk. Ama bir işi bir proje olarak birine verdiğinizde, özellikle kurumsal şirketler içerisinde, o bir projeden öteye gidemiyor. Proje tamamlanıyor, masanın üzerine geliyor ama aslında 7/24 işi yaşamıyorsunuz. Ne zaman ki biz iki ortağız, birimiz yani ben bu işi başından sonuna götüreceğim diye karar verdik. O zaman işin rengi değişti. Biz yine kurumsal olarak başlamıştık fakat pandemiyle birlikte işin kurumsal, yani şirketlerin daha çok evden çalışma ortamına dönmesiyle işi bireysele çevirdik ve bunu 3 aylık bir sürede yaptık. Bunların hepsi çok ciddi, biraz da cesur kararlar açıkçası. Şimdi büyük kurumlarda bu kararları alacak yetkileri vermediğiniz sürece bu işlerin bu şekilde dönüşmesi çok kolay değil. Biz çok büyük bir kurum olarak adlandırılamayız hedefli olarak ama bizde bile zor oldu.
Demek ki daha büyük şirketlerde iş çok daha zor hale geliyor. O yüzden startupların her zaman çok büyük şansı olduğunu inanıyorum. Yani dönüşmek çok zor. Eğer dönüşemeyeceğinizi düşünüyorsanız da bu startuplara yatırımcı olmak büyük şirketler için en iyisi herhalde. Hemen döneyim Fırat'a sözü vereyim. Fırat ne dersin bu konuya ilişkin? Yani kurucu tarafından yönetilen bir şirket ne kadar büyük olursa olsun kurucunun eğer girişimci refleksleri halen devam ediyorsa isterse milyar TL'lik 10 milyar TL'lik bir firma olsun aynı şekilde devam edebiliyor. Yani bunu yurt dışında yani Steve Jobs'un geri geldiğinde Apple'da yarattığı o etkiyi görüyoruz. İşte Bill Gates yönetirken Microsoft'un geldiği noktalar her zaman kurucu olarak hep en yukarıları taşıdı. Türkiye'de de bence hani kurucunun olduğu büyük şirketlerle kurucunun olmadığı büyük şirketler diye ayırıyoruz. Kurucunun olduğu büyük şirketlerde zaten hani işte Ersanlar'daki gibi çok enteresan yeni fikirler ve yeni startuplar doğabiliyor. Ama kurucunun olmadığı alanlarda orada bir destek almak gerekiyor. Orada da aslında aklın yolu bir. Yani bu işi daha önce yapmış, bu konuda başarılı olmuş insanlarla ya ortaklık kuracaksınız, ya onlardan fikir alacaksınız ya da kendinizi kafa yapısına getireceksiniz zaman içerisinde. Evet, ben bu işin daha sonradan başına geçtim. İşte genel müdür oldum veya ikinci jenerasyonum, üçüncü jenerasyonum ama ben nasıl o kurucu reflekslerimi, girişimci reflekslerimi tekrar veya en baştan ilk defa ortaya çıkartabilirim gibi düşünceler lazım. Türkiye'de buna çok ihtiyacımız var. Çünkü sermaye, kapital dediğimiz şey hala bu büyük dev firmalarda çok çok da değerli işler yapıyorlar ama hani ekosistemi birazcık daha kucaklamaları için biraz daha burada girişimci kafasıyla, kurucu kafasıyla düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çok enteresan, harika sinerjiler çıkabilir diye buradan da umut ediyorum açıkçası. Peki Fırat, ben şu tarafta sorayım sana. Özellikle bu Decacorn hikayesi, burada tabii takip ediyoruz. Hepsi buradan dışarıda halka arz edilmesi, Trendyol'un Decacorn'a dönüşmesi, ki Çağatay'da burada ailedeki iki şirketle de konuştuk detaylı bir şekilde ama tabii bu kavram Türkiye için oldukça yeni. Belki de bilmediğimiz bir sürü Decacorn da var. Bir exit, halka arz vesaire olmadığı için de yatırım olmadığı için belki de bilmiyoruz ama orada sence oradaki yarattığımız hikayelerde daha neler üzerine konulabilir? Mesela kamu otoritesinin adımları ne olabilir? Girişim sermayesi yatırım fonları yeterince işini yapıyor mu? Yani Decacorn'a dönüştürecek hikayelerde kimin desteği nasıl, ne derece olmalı? Burada şöyle, yani şimdi dışarıdan destek tabii gerekiyor. Yani mesela bizim Pozitron olarak yani geldiğimiz noktalarda Ar-Ge yapmamız ve bu Ar-Ge'nin Teknokent seviyesinde desteklenmiş olması bizim açımızdan çok çok büyük avantajlar yarattı ve o dönemde küçük olan ve şu an işte bu unicorn seviyelerine gelmiş, Decacorn olmamış belki ama firmalar için de hani o Teknokent mevzuatı mesela çok çok büyük bir fayda sağlamıştı. Bu da Avrupa Birliği ile olan işte istişarelerle ortaya çıkmış. Avrupa Birliği fonlarından destekler almış firmalar tarafından da acayip güzel şeyler, noktalara gelindi. Ama yani tabii buradaki gerçek girişimler sonuçta kendi iş modeliyle ve kendi pazar payıyla bir yere geliyorlar. Hani dışarıdan destek bir yere kadar. Türkiye'de bence birkaç sektör zaten ön plana çıkıyor. Bu sektörlerin desteklenmesi lazım. Aynı zamanda eğitim olarak da bu sektörlere çok nitelikli elemanların artık yetiştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok ciddi sayıda bilgisayar mühendisliği fakültesimiz var belki ama hani yetişen ve mezun olan bilgisayar mühendislerin hani sektöre hazırlık anlamında belli bir noktada olduğunu görüyoruz. Oyun sektörüne şu an talep belki 10 katı mevcut arzdan. Buralara eğitim verilmesi lazım. Yani şu anda en büyük eksik, zaten şirketlerin önü açıldı. Global anlamda da çok ciddi başarı hikayeleri yaratıyoruz ama buradaki iş gücü ve nitelikli eleman konusunda eksiklikler var. Özellikle teknik tarafta. Peki son birkaç dakika içerisine girdik. Ben Ersan'a sözü vereyim, sonrasında tamamlayalım. TikTok için sırada ne var? Hani ne zaman Decacorn olursunuz gibi bir sorudan ziyade ben biraz hedeflerinizi sorayım ama tabii artık gündem olduğu için herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Yani değerlemeniz ne, şirket büyüklüğüne, rakam paylaşabilirsen de çok seviniriz Ersan. Açıkçası yani ciro'su anlamda belki paylaşabilirim. Yani bu sene yaklaşık 300 milyon liralık bir ciro'muz olacak. Önümüzdeki sene 1 milyar liralık bir ciro'yu hedefliyoruz. Decacorn olur muyuz olmaz mıyız, bunu tabii zaman gösterecek. Ama kısa vadeli planlarımızda insanların ulaşım, yani insanların hayatında önemli bir yere dönmek istiyoruz. Eğer bunu sağlarsak
zaten hani değerlemeler bunun sonucunda oluşuyor. Çok o tarafa çok konsantre olmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi yatırımcım Fırat da buradayken bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Hayatı değiştirirseniz zaten size gerekli değer atfediliyor. Öyle düşünüyoruz. Kısa vadede İstanbul'da, yakın zamanda da diğer illerde faaliyet göstereceğiz ama önündeki 24 ay içerisinde TikTok yurt dışında faaliyet gösterecek. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Ersan aktardıkların için. Fırat sana da çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Hem TikTok özelinde bol şans diyelim, hayırlı olsun diyelim yeni proje. Hem de Türkiye'de ekosistemin gelişmesi adına daha fazla iş fikri, doğru ekip, kamu otoritesi, holdingler aslında biraz daha farkındalığa ihtiyacımız var. Yeni yeni pozitif hikayeler çıkarmaya başladık. İnsanlar daha yüksek sesle zikrediyor bu unicornları, decacornları. Umarız devamı da gelir. Her ikinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Comanx kurucusu ve CEO'su Fırat İşbecer ve TikTok kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk'ü aradık girişimcilik dünyasında bu hafta. Bizden bu kadar. Hoşçakalın.